Bir bayram arifesinde dolu bir kadın yanında babadan yetim kalmış çocuğu ile zengin bir Hacı İbrahim'in dükkanına girer. Bildiğiniz gibi bu çocuğun babası savaşta şehit düştü. Yarın da bayram. Evde yiyeceğimiz olmadığı gibi çocuğun giyeceği de yok. Allah rızası için biraz yardım diye utana sıkıla dilenir. Hacı Efendi fakir kadına yardım etmediği gibi şiddetli bir sesle "Bıktım sizden, sizin için mi çalışıyorum, defol şuradan!" diye kadını azarlar. Hacının bu çıkışı üzerine kadının gözleri dolar. Ağlayarak dükkandan çıkar. Hacının karşısında aynı mağazadan bir dükkanın sahibi olan Abraham isimli Yahudi o fakirin ızdırabını anlar. Kadının ve çocuğunun ağlamalarına dayanamaz. Gönlü buz gibi erir, incelir. İnsani duygularla kadına yaklaşır. "Nedir hanım? Hacı efendi niçin bağırdı?" diye sorar. İmanlı ve şuurlu fakir kadın, Yahudi'ye hacıyı şikayet etmek yerine "Bu benim büyüğümdür, döver de, kovar da, sana ne oluyor?" diye cevap verir. Bir bayram arifesinde çocuğunun yokluktan ağlayışına dayanamayan Yahudi Abraham yine ısrar eder. "Bacım, ben de insanım. Rahmetli kocanı tanırdım. İyi bir insandı. Bana çok faydaları dokunmuştu. Dükkanıma gel, istediğini al. Benden aldıklarını sadaka değil, rahmetli kocanın bana olan iyiliklerini yerine kabul et." gibisinden sözler ederek kadını ve yetim çocuğu dükkanına gelmeye ikna eder. Yahudi Abraham, dul kadına ve yetim çocuğuna en güzel ve en pahalı bayramlıklar verir. Kadının çocuğunu giydirir, kuşandırır. Az önce Hacı Efendi'nin dükkanında üzülen ve dünya başına dar gelen fakir kadın ve yetim çocuğunun içine yaşama sevinci girer. Yüzlerine pembe pembe güller açılır. Yahudi Abraham'ın dükkanından çıkarken kadın candan ve gönülden dua eder. "Allah sana iman nasip etsin. Sen bizi bu dar günümüzde ve mübarek bayram arefesinde giydirdiğin gibi Cenab-ı Allah da sana cennette köşkler versin. Sana cennet elbiselerini giydirsin." Masum çocuk da annesinin duasına amin der. Dul ve yetimi dükkanından kovan Hacı İbrahim Efendi o gece bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş ve kendisi cennete girmişti. Cennette gezerken gayet güzel, gözleri kamaştıran bir köşk görür. Bakar ki köşkün kapısında kendisinin ismi yazılı. Demek ki burası bana ait diyerek köşkün kapısından içeri girmek ister. Fakat kapıda bekçi melekler "Giremezsin" derler. "Bu köşk benim değil mi?" "Düne kadar senindi ama maalesef dün senden alınıp başkasına devredildi." Hacı neye uğradığını anlayamaz. O telaş ve heyecan içerisinde uyanır. "Dün çocuklara iyilik etmemekle hata ettim" diye düşünür. Sabah olunca doğru Yahudi Abraham Efendi'nin dükkanına gider. "Abraham Efendi, dünkü dul kadın ve yetim çocuğa kaç altın değerinde elbise verdin?" diye sorar. Yahudi, "10 altın değerinde." "Al sana onun 2 katı." "Hayır, olmaz." "10 katını vereyim." "Olmaz." "100 katını vereyim." "200 katını vereyim." "Sen altın ve gümüşü seven bir kişisin. İşte iste benden 1000 katını vereyim." Abraham Efendi tebessüm eder. "Olmaz, Hacı Efendi, olmaz. O köşk 100 altın, 1000 altın ile alınmaz. O senin gördüğün rüyayı ben de gördüm. Cennete girebilmek için işte Müslüman oluyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sen Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak ve cennete girip ebedi saadete kavuşmak istiyorsan, eskiden olduğu gibi ihlas ile Allah'a ibadet et ve kapına gelen fakir, dul ve yetimleri azarlama, boş çevirme, insanlara iyilik yapmaya bak der.